Herkese merhabalar. Bugün yine çok güzel bir tarifle geldim. Puf puf kabaran mis gibi yumuşacık tatlı bir poğaça tarifi vereceğim ve içinde bir süt reçeli koyacağım. Onun da tarifini vereceğim ve hemen yapımına geçiyoruz. Öncelikle süt reçelinin tarifini vereceğim. Bu ayrıca benim videolar kısmında süt reçeli tarifim var. Onu da izleyebilirsiniz. Linkini aşağı kısmına bırakacağım. Bir su bardağı şekeri tencereme aktardım. Üzerine 1 litre sütü ekledim. Büyük bir tencere kullanırsanız daha iyi olacak çünkü bu süt reçeli kabarıyor ve taşmalar olabilir. O yüzden büyük bir tencere kullanmanızı tavsiye ediyorum. Sütüm kaynamaya başladıktan sonra içine bir yemek bir çay kaşığı karbonat veya kabartma tozu ekleyin. Ben kabartma tozu ekledim ve bir paket vanilya ekleyin. Bu aşamada mutlaka altını kısın çünkü kabartma tozu eklediğinizde çok fazla kabarıyor ve taşmalar olabilir. Altını kısın ve sürekli karıştırın. Bir saate yakın kısık ateşte bu kıvama geliyor. Eğer bir koyu bir renk veya koyu bir kıvam istiyorsanız böyle iyice çektirin. Altını kısık ateşte ara ara karıştırarak ve bu rengi istiyorsanız mutlaka böyle iyice kaynatın iyice e, bütün sütü ha, suyu hava olup uçması lazım tam da kıvamı böyle olacak kısık ateşte bir saat boyunca kaynattım ve koyu bir kıvam aldı bu bekleyince biraz daha koyulaşıyor İster kahvaltılarda ister tatlılarınızda kullanın ben genelde tatlılarda kullanıyorum çok güzel bir aroma veriyor tatlılara don dondurmalara çok güzel oluyor Şöyle birazını da kavanoza koydum soğuduktan sonra kapağını kapatıyorum dolaba kaldırıyorum istediğim zaman Kullanıyorum Bunu soğumaya bırakırken hemen Hamurumuzu yapıyoruz 2 yemek kaşığı şekeri kabıma Aktardım ve üzerine 2,5 su bardağı Süt ilave ettim ve 1 yemek kaşığı dolusu maya ekledim Biraz karıştırıyorum ve üzerine 2 su bardağı unu ekledikten sonra biraz karıştırıyorum mayalanmaya bırakıyorum bir ön mayalama yapıyoruz bunda un iyice çözüldükten sonra üzerine bir poşet koyuyorum ve 5-10 dakika arasında mayalandırabilirsiniz 10 dakika sonunda benim hamur güzel mayalandı şöyle bakın kabarmış İyice karıştırıyorum ve üzerine un ilave ediyorum. Toplamda 9 gram kadar un aldı arkadaşlar. Siz bir kilo ununuzu yanınıza alın ve yavaş yavaş ekleyin. 2 adet yumurtanın bir tanesinin sarısını ayırdım üzerine sürmek için. Akını ve sarısını da hamurun içine koydum, çırptım. unumu ilave ediyorum. Unumu dediğim gibi yavaş yavaş dikkatli ekleyin. Bir paket vanilin ekledim, bir çay kaşığı tuz ekledim, bir çay kaşığı kabartma tozu ekledim ve bir tatlı kaşığı veya yemek kaşığı kadar sirke ekleyebilirsiniz. Ben de bir e, şişin kapağıyla Döktüm içine bir tatlı kaşığı kadar sirke eklemiş oldum ve tekrar karıştırıyorum kıvamına baktıktan sonra biraz da unu ekledim dediğim gibi 900 gram kadar un aldı ama siz unu yanınıza alın değişkenlik gösterebilir yumuşak güzel bir hamur elde edeceğiz. Hamurumu biraz toparladıktan sonra 2,5 yemek kaşığı kadar tereyağı oda sıcaklığında tereyağı koydum isterseniz margarin de koyabilirsiniz yumuşak olması önemli yoğururken zorlanmamak için. Yağla beraber hamurumu iyice toparladım. Şu şekilde görüntüde gördüğünüz gibi ele yapışmayan güzel bir hamur olacak. İçinde yağ olduğu için ele yapışmıyor arkadaşlar. Yumuşak olsa da ele yapışmayan güzel bir hamur oluyor. 2-3 dakika boyunca hamurunuzu bu şekilde yoğurun. Hamur iyice yoğurduktan sonra tekrar üzerine kapatıyorum, örtüyorum ve mayalanmaya bırakıyorum. 20 dakika mayalandı. Bakın şu şekilde iyice kabardıktan sonra hemen hamur matımın üzerine koydum ve toparlıyorum. Hamurla oynamak çok keyifli, çok güzel. Hamur güzel olunca da tam bir stres atılıyor hamuru önce böyle rulo şeklinde yaptım daha sonra iki şerit haline getirdim İki şerit haline getirdikten sonra bezelere kesiyorum ceviz büyük cevizden biraz daha büyük böyle 80 gramlık bezeler yapıyoruz büyük olanları da kesiyorum hepsini eşit bir şekilde yapıyorum hamur güzel olunca bezeleri de çabuk oluyor güzel oluyor hemen fazlalıklarını kesiyorum el ayarımı bildiğim için hepsini eşit bir şekilde bezeler haline getiriyorum Bütün hepsini beze yaptıktan sonra tepsime yağlı kağıt serdim. Üzerine de bütün bezelerimi koydum. Ve üzerine örttüm. 10 dakika bir mayalan tepsi mayası veriyorum. Bu arada üstüne e, tatlı bir kırıntı hazırlıyorum. 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı şeker ve 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. İsterseniz tereyağı ekleyebilirsiniz. Bu aşamada iyice karıştırıyorum. Bu şekilde olacak. Böyle çok yumuşak değil, çok sert de değil. Böyle poğaçaların üzerine gelecek şekilde olmalı. Bu arada bizim poğaçalarda e, 10 dakika tepsi mayası aldı ayırdığım yumurta sarısının içine 2 yemek kaşığı kadar süt ekledim iyice çarptım ve bütün poğaçaların üzerine sürüyorum hepsini sürdükten sonra hazırladım kırıntıyı da üzerlerine Döküyorum. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz. Bu çok önemli bir şey değil arkadaşlar. İstemiyorsanız bunu yapmayabilirsiniz. Bu bir tatlılık veriyor. Hem şekli güzel oluyor hem de e, O da tatlı olduğu için Güzel oluyor. Şimdi bütün kırıntıları Koyduktan sonra 180 derecelik Fırına verdim ve Altı üstü pişene kadar Pişirdim. Ve şimdi hazırladım. Süt reçelini böyle bir şırınganız varsa Şırıngayla yapın. Şırınga yoksa bir sıkma torbasına koyabilirsiniz ve içine sıkabilirsiniz. Şurada şırınga yardımıyla bütün süt reçelini hepsini içine sıkıyorum. Bu arada isterseniz bunun içine çikolata da sıkabilirsiniz. Ama süt reçeli çok yakıştı, çok güzel oldu. Bunu da tavsiye ederim. Bütün kasedeki bütün reçeli hepsini eşit bir şekilde dağıttım. Ve artık tatlı poğaçalarım hazır. Yumuşacık, nefis oldu. Gerçekten sünger gibi derler ya, sünger gibi poğaçalar yaptım. Çok güzel oldu. Bunu ister süt reçelli yapın, isterseniz çikolata yapın veya sade yapın. Hiç fark etmez. İçine hiçbir şey de koymasanız sadece hamuruyla bile çok güzel bir poğaça yapabilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Deneyen ve yenen herkese afiyetler, şifalar olsun inşallah.